ne sormak istediğinizin farkındayım. Ama şunu evvelimize söylemek isterim. Bugüne kadar 40 küsur yıllık siyasi hayatımda bulunduğum görevlerde yargıyla ilgili, yargıya intikal etmiş konularda asla konuşmadım ve üzerinde durmadım. Bu yargıya olan saygımdır. Zaten bir de sorumluluktur. Böyle baktım. Yani bu benim yakınım olsa, uzağım olsa ve İstanbul olsa veya benim belediyemin herhangi bir konusuyla ilgili davalar olsa ki çokça zaman zaman yaşamaktayız. Bunu net olarak ifade etmek istiyorum. Ve şunu da söyleyeyim, ben zaten tavrımı ilk günlerde koydum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi kızım Fatıma da olsa kolunu keserim diye. Biz bu ahlaktayız, bu anlayıştayız. Ben şu anda bir aile reisiyim ailemde ama benim ailem büyük bir aile ve İstanbul ailesi. Bu arada herkesin, İstanbul'da yaşayan tüm fertlerin, bireylerin sorumluluğunu üstlenmiş birisiyim ve böyle kabul edilmiş durumda. Ve ben burada İstanbulluların mutluluğunu düşünmek zorundayım. Hizmet etmek zorundayım. Bakınız burada bir metro ki çok önemli bir imza töreni yaptık. Arkasına diğerleri gelecek ve bu hizmetlerimizin gelecekte de çok iyi algılanacağını biliyorum. Günümüze kadar bu kentte yaptığımız hizmetler bana verilen sorumluluğun bir yansımasıdır, gereğidir. Bunu yerine getirmeye çalıştım. Onun için şu anda yargının halen devam etmekte olan konusuyla ilgili ve konularıyla ilgili ki burada zaman zaman da beni de itham eden benim belediyemle ilgili de davalar olsun asla bu davalar üzerinde konuşmayı, değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Yargıya olan saygımızdır. Çok da detaylara da bakmıyorum. Açık net de ifade edeyim. Neyin nesidir, ne oldu, bitti bunlara da bakmıyorum. Bu konuyla ilgili ben işime bakıyorum. Büyük bir sorumluluk almış durumdayım. Burada benim bütün düşüncelerim, değerlerim bu kente daha neler yapabiliriz? Bu kenti daha nasıl geliştirebiliriz? Yoksa bir yerlere takılarak, bir yerlerin ortamına ve kavgası içerisinde olmak istemem, girmiyorum da. Yargı ve adalet, buna güveniyorum. Bu adaletin herkese eşit mesafede olduğunu biliyorum ve inanıyorum ki adaletin tecellisi herkesin beklediği şeydir ve adaletin vereceği karar önemlidir. Bizim burada kalkıp da bununla ilgili yorumlar yapmamız yanlış olur diyorum. Teşekkürler. 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 O detaylara girmeyeceğim. Ciddi bir rahatsızlığı vardı da geçmişti de. Tabii onu kendisi takip edecek, edecekler. Siz görebildiniz mi? Ben gördüm ama çok fazla değil. Sadece böyle bir şey olarak bir görüşme imkanım oldu. Çok detaylı da görüşmedim. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.